Artık kimsenin vakti yok durup gerçeği bulmaya, düşünmeye, anlamaya. Gözümüzün önünde yazılan tarihe bile yabancılaştığımız dünyada, vatan dediğimiz ortak paydamızda, 15 Temmuz'u hafızalarımızda diri tutmak adına doğrudan sapmadan, algılara aldırmadan, yalanlara bulaşmadan gerçeği, sadece gerçeği getiriyoruz karşınıza. Atike ablam hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçi bu mekan zaten senin. Aslında evet. Bir anlamda ev sahibi sensin. Her zaman da sağ olun geliyorsunuz 15 Temmuz Derneği'ne. Burası bir anlamda ikinci eviniz. Evet. Şehidimizin, Ömer'in hayatına dair senden alameti farikası diyeceğimiz noktaları almak. Ben tekrar hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Önce nasılsın diye başlayayım. Nasıl İyiyim, geçiyor hayatın? Ne yapıyorsun? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? İyi, biz de çok iyiyiz. Allah razı olsun. İyi geçiyor işte. Ne yapalım? Böyle yaşayıp gidiyoruz. Ne yapalım? Yaşayıp unutmuyoruz gidiyoruz. Tabii. Eyvallah. Her zaman aklımızda, ciğerimiz yanıyor ama ne yapacaksın işte kader. Allah bir daha böyle günler göstermesin. Amin. Allah yaşatmasın ömersizlerde yani. Bırakmasın. Yani, tabii. Allah göstermesin kimseye. Ben abla 15 Temmuz'da değil de daha da geriden. Yani Ömer'in doğduğu günden başlasak. Ömer ne zaman doğdu, kaç yılıydı, neredeydiniz? Buyur abla. 83 senesiydi. Vatan Hastanesi'nde doğdu. Ondan sonra doğduğunda çok sevimli bir çocuktu. Çok, herkes o kadar çok seviyordu ki çok sevimliydi. Yavrum çok alçak gönüllüydü. O zaman bile o kadar sakin bir çocuktu ki. Böyle fedakar, kuzenleriyle bir araya gelirlerdi mesela. Alırlardı öteberileri, dökerlerdi ortaya. Hep birlikte yerlerdi. Hiç kesinlikle bir şey alırdı mesela eline. Kendisi yemezdi onu. Daha çocukken bile yani küçücüktü daha. Bütün herkese tutardı, tek 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 tutardı. Kendine bir şey kalmazdı. Oğlum sana kalmadı diyordum. Olsun anne diyordu. Hiç o kadar fedakardı. Çok farklı bir çocuktu. Küçükken bile çok var. Mesela sokakta top, kapının önünde top oynardı. Çocuklarla maç yaparlardı. Ben bağırırdım camdan. Oğlum gel eve artık hadi geç oldu. O maçı yarım bırakırdı. Anında o maçı bırakırdı gelirdi bana yanıma. Hiç demezdi ki anne maçım var hani yarım kaldı maçım demezdi. Asla ikiletmezdi. Ben onu hocalık da yaptım. Hmm. Kur'an da öğrettik. Beraber hatim okurduk beraber. Kışın mesela o soba vardı Kur'an'ı ya. Sen mi öğrettin? Tabii ya, yani Kur'an'a hem maşallah. Şeye gitti. Bir tane Milli Gençlik Vakfı vardı o zaman. Oraya gitti. Fatih'te. Oraya gitti. Ondan sonra ben onu çok okuttum. Çok okuttum. Beraber annemle hatim okurdum gidip. İnsanlara hatim okurduk Ramazan'da. Onu da götürdüm. O da hatim sürerdi benimle birlikte. Küçücüktü daha. Kaç yaşında yani bu küçük, anlamda? Yani ilkokula giderken işte 2'ye 3'e falan gidiyordu daha. Ondan sonra evde mesela ben okurdum. O da okurdu. Sobanın yanında sarılırdık battaniyelere. Önceden sobalar vardı biliyorsun. Tabii. Sıcakta. Otururduk yere yan yana. Ama öbür çocuklarımın hiç şey değil yani. Bir tek o yapardı böyle. Beraber sarılırdık battaniye. Beraber hatim okurduk. Öyle bir hatim bitirdik bir senenin bir kışın biri. Maşallah. O ayrı okudu. Ben ayrı okudum. Beraber hatim bitirdik. Şey yapardı. Alırdı eline defteri. Allah, peygamber, peygamber, peygamber böyle bir sayfa peygamber, peygamber yazardı. Bir sayfa melek, 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 melek yani. Çocuk aklı işte. Melek, melek, melek. Çok seviyordu dini. Yani öyle çok saygılıydı. Sevmenin ötesinde yaşayarak Yaşayarak evet çok seviyordu. Yaşayarak çok sevmiş. Meraklıydı yani. Çok seviyordu. Ondan sonra öyle işte okulu bitirdi ilkokulu. Öyle. İlkokulu nerede ondan bitirmişti sonra ablam? Şeyh-i Rüstem İlkokulu var Fatih'te. Orada okudu. Ondan sonra gelen bebi ortaokulunda da ortaokulu okudu. Ondan sonra işte sınavlara falan girdi. Sonra Fatih Meslek Lisesi var ya. Evet, evet. Fatih'te, Vatan'da. Orada da liseyi okudu. Meslek Lisesi'nde. İşte orayı okurken işte 15-16 yaşlarında falan da hem staj görüyordu 2 gün. Ondan sonra bizim de o durumumuz yoktu yani hiç yoktu durumumuz. Yavrum o staj paralarını getirdi benim elime verirdi. Hiç 5 kuruş dahi almazdı içinden. Getirirdi bana verirdi. Genç yaşında. Küçücüktü daha 15-16 yaşındaydı. Yani o parayı dışarıda arkadaşlarıyla yok, harcamak yok, gibi beş, bir düşüncesi hiç yok. Hiç yoktu. Hiç yoktu. Getirirdi bana verirdi. Ben de o paraları biriktirirdim. Ben de çalışırdım. Beraber kiramızı öderdik. İkimiz birleştirdik paramızı. Evimizin kirasını öderdik.
Üç gün çalışır, okurdu. İki gün çalışır da öyle 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 bitirdi işte okulu. Ondan sonra mali müşavirlik, muhasebe şeyi kazandı. Muhasebe. Ondan sonra üniversite açık öğretime yazıldı. Normal çünkü çalışmak zorundaydı, eve bakmak zorundaydı. Ona kalmıştı evin yükü çünkü. Normal üniversiteye gidemedi. Ondan sonra gitti açık öğretime yazıldı. Öyle ben ona çok yardımcı oldum ama hep arkasındaydım. Hep öbür çocuklarıma da aynı şekilde. Kesinlikle hiçbirinin peşini bırakmadım. Devamlı hepsinin arkasındaydım. Onun da öyle aynı şekilde devam etti yani. Bu arada kardeşi biliyorsun biraz problem yaşadık kardeşimden bayağı bir. Onunla uğraş. Evin erkeğiydi yani. O bakıyordu hep. Diyordu ki kardeşine vallahi oku ben sonuna kadar seni okuturum abicim diyordu. Oku sen yeter ki diyordu ona. Hep destek hep ikimiz birlikte. Destek oluyorduk. Sonra işte açık öğretimde bir yandan açık öğretim okuyordu. Çalışıyordu. Dershaneye gidiyordu. Bir yandan da muhasebede çalışıyordu. Öyle 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 açık öğretimi bitirdi işte. Muhasebeci oldu. Girdi büroya. Çalışmaya başladı. Ondan sonra da askere gitti işte. 2007 idi galiba. 2006 2007 miydi? 2007 idi herhalde. Askere gitti. 6 ay askerlik yaptı Sivas'ta. Sivas'ta. Ha, Temeltepe'de. Temel. Peki 6 ay ilk defa ayrı kaldığımız zaman. İlk defa çok zoruma gitti işte. Nasıldı yani işte o zaman? İşte onu askere gittik. Esenler Otogar'dan askere uğurladık ama ben ne kadar ağladım biliyor musun? Sanki böyle yani parçalandım yani. Ağlamamı asla durduramadım. Asla. O kadar bana dediler ki hep ailece gittik tabii oraya da. Yani ben o kadar çok ağladım ki böyle anlatamam, tariflerle anlatamam. Günlerce ağladım. Çünkü ilk defa ayrı kalıyorduk. Çok farklı bir çocuktu o. O 5 ay, 5,5 ay yaptı. Nasıl geçti bilmiyorum. İzin kullanmadı, yaptı. İşte hızlı 40... bitireyim, geleyim diye. İşte ondan sonra şey vardı, yemin töreni. Kalktık Sivas'a gittik, abisinden, eniştesinden. Birlikte bir olduk. Sivas'a gittik, Temeltepe'ye. Onun yanına, arabayla. Peki askerden geldikten sonra askere dair sana anlattığı herhangi bir hikayesi var mıydı? Var, var. Çok şeyleri olan? Var. Şey, nöbet tutuyorlarmış da bir arkadaşlar birlikte. Ondan sonra uyumuş arkadaş. O da uyumuş herhalde. Sonra da şey gelmiş. Komutanı geliyor. Komutanı gelmiş. Bir bağırmış, ötleri kopmuş. Sonra askerde çok şey olmuştu. Ayakları falan çok yara olmuş böyle. Askerde bayağı bir şeyleri varmış. Anlatıyordu yani. Güzel. Anıları. Peki askerden geldi. Şimdi çocukluğunu anlattın. Doğum zamanını, efendim ilkokul zamanını. Evet. Üniversiteye, açık öğretime kadarki zamanını ve geldik askere. Şunu sorayım. Mesela o zaman zarfında senin aklına gelen, seni güldüren. Şimdi biz aslında hani bir hüzne de seni boğmak istemiyorum. Evet. Seni güldüren bana bir hikayesi var. Yaramaz mıydı mesela? Nasıldı? Muzipti. Çok muzipti. Devamlı Kemal Sunal'ın hareketlerini yapıyordu. Öyle mi? Çok, gülüyor ya Kemal Sunal'ı. Hangi filmi hepsini. Kemal Sunal'ın filmlerini devamlı hepsini seyrediyordu. Ama şey o ağzını çok... O gülüşü var ya onun. Evet. Kek kek diye. Öyle yapa yapa çenesini kaydırmıştı. O kadar. Evet. Devamlı onu yapıyordu. Onu güldürüyordu bizi işte devamlı. Sonra şeye kılıklara girerdi o böyle daha ortaokul zamanlarında var ya hani yüzünü kapatıyordu bir tane bir tiyatrocu var ya Yasemin. Yasemin Yalçın. Evet. Onun kılığına girerdi. Başörtüyü bağlardı. Eline de bastonu alırdı. O zamanlar onun televizyonda vardı ya devamlı dizisi evet. Hani oyunları. Onu taklidini yapardı bizi ne kadar güldürürdü. O küçükken de eline süpürgeyi alırdı. Uzun saplı süpürgeler evet. Var ya öyle Ferdi Tayfur'u çalardı. Habire Ferdi Tayfur'u. Maşallah ya. Çok güldürürdü bizi. Onu çok sesi müzikler. Nasıldı söylerken mesela? Söyle, çok güzel, süper. Çok becerikliydi. Çok öyle bir güzel yazısı vardı ki. Tarık oğlum bir görsen çok nizamlıydı, intizamlıydı, süper. Mesela... öyle hikaye yazdığı yazılar var mı? Var var. Defterlerini falan hepsini saklıyorum. O kadar güzel yazısı vardı ki hep ona yazdırıyorlardı. Şehit olduğu gün kaç yaşındaydı? İşte 33 yaşındaydı. 33 yaşındaydı. Tam 33 yaşı zaten 27 Temmuz doğumlu. Zaten o şehit olduktan sonra birkaç gün sonradan da doğum günüydü. 27 Temmuz. Şimdi öyle güzel bir noktaya geldik ki aslında. Yani Ömer Can Katarı. Evet.
doğduğundan 33 yaşına kadar olduğu ve aslında 33'ten sonra tabii o dakikaya kadar zaten anlattıklarınla tam bir rol model. Çok. Mesela bir misafir gelsin, onlara hizmet ederdi. Mesela abisi hizmet falan... Hizmet etmek. Hizmet etmek. Mesela bize ablası falan, abisi yatılıya geldiği zaman yavrum evin içinde söyleme sahibi yer kalmazdı yatmaya. O kadar fedakardı ki yavrum. Yere yorgan sererdik arka odaya. Hiç yer kalmazdı. Koltukların hepsi dolardı. Yataklar. Hiç kimse şey yapmaz. O gider o yerde yatardı. Onlara fedakarlık yapardı yani. O çok fedakardı. Bütün eziyeti o çekerdi. Evin yükün eziyetine hep o çekerdi, hep yokluğu o çekerdi. Hep zorluğu o çekerdi, o yüklenirdi yani. Yani gidip o yerde yatmak her zaman ona kısmet oluyordu. Öbürleri demezdi mesela, biz gidelim yatalım yerde. Şimdi beni duysalar belki kızacaklar ama kızmasınlar yani. Çünkü böyleydi yani bu. Ben bunu gördüm, tabii yaşadım canım, yani. Söyleyeceksin tabii. Hep bu yatardı, hep o çekerdi zorluğu. Ona kalırdı. Bütün zorluk ona kalırdı. Zorluk her zaman Ömer'eydi. Niye? Evet, çünkü Ömer istiyordu ki... Kaderi miydi? Neydi bilmiyorum. Yazısı mıydı? Hep zorluklar ona kaldı. Ama şimdi rahatlıklar hep ona kaldı inşallah. İnşallah, inşallah. En güzel mertebeye erdi. İnşallah. Beni hiç üzmedi. İnşallah. Çok i̇nşallah. Beni hep rahat et. Ben çok çalıştım dışarılarda falan. Çok çalıştım ben. Çok eziyet çektim yani. Çok yokluk çektim. Ondan sonra kendi ekmeği eline alınca beni direktmen işten çekmek oldu, elimi çektirmek oldu işten. Dedi anne asla çalışmayacaksın artık dedi, ben sana bakacağım dedi. Asla beni çalıştırmadı. Maşallah. Kavga ediyordu benden eğer bazen gizli gizli gittiğim oluyordu. Maşallah, maşallah. Diyordu ki yok anne diyor, bak duymayayım sakın çalıştığını diyordu. Çektirdi beni, elimi çektirdi işten. Maşallah. O bakıyordu artık bize yani. Ne olursa olsun anne ben bakacağım diyordu. Tabii şu da var, anlattıklarınla evet bir yandan üzülüyoruz ama muzipliği, şaka evet. yapması, yani etrafının mutlu olmasını isteyen evet. bir birisi Ömer. Çok ve, severdi, ailesini, herkesi çok severdi. Ve çok güzel bir şey söyledi. Evet. Evin babasıydı. Evin babasıydı. Toplumun da imamı oldu. Hep derdi ki anne ben şehit olmak istiyorum. Bak bu son iki sene. 15 Temmuz'dan evler gelene kadar son 2 sene her zaman ben şehit olmak istiyorum derdi. Oğlum neden diyordum şehit olmak istiyorsun, sen nereden çıkarıyorsun, üzüyorsun beni bak diyordum. Anne diyordu niye öyle söylüyorsun, ölmeyecek miyiz zaten diyordu. Bari şehit olarak ölürüm diyordu. Ondan sonra diyordu, görüyordu ya bu doğuda PKK'ları haberi askerlerimizi şehit ediyorlar. Evet. Öyle kızıyordu ki onlara, diyordu ki anne vallahi beni gönderseler diyordu, bu giderim şunları birkaç tane öldürürüm diyordu. Hepsini. Ondan sonra da şehit olarak ölürüm diyordu. Şuradan diyordu bir kurşun yerim diyordu. Yavrum aynen o şekilde gitti. Hep böyle diyordu. Şuradan bir kurşun yerim diyordu. Şehit olarak giderim bari diyordu. Niye böyle söylüyorsun oğlum diyordu. Bak üzme beni diyordum. Tam dediği çıktı. Sanki çok dua etmiş. Duası kabul oldu. Zaten yaşarken bir hep yani öyle söylüyordu. O mertebede yaşayan bir hayat bize anlattığın zaten. Ne var bu dünyada anne diyordu. Boş bu dünya zaten diyordu yani. Ne olacak ki diyordu. Peki ablacığım o güne geldiğimizde Atike abla. Yani 15 Temmuz gününe geldiğimizde o gün biz tabii çok iyi tanıştığımız için. Evet. O gün zaten dışarıda kendisi. Evet. O dışarı çıkmıştı. Oradan işi vardı. Bir dinlesek dışarıdaydı işi vardı. Sen olayları o gün, öğrendin. O gün zaten bütün gün birlikteydik. Öyle sanki son günümüzmüş. Yedik içtik filan. Şaka yaptı yine. Yine bu kelimeleri söyledi. Yine bu şehitlik kelimesi. Yine o gün de konuştuk. O gün de konuştuk. O gün de konuştuk. Daha bir iki saat öncesinde konuştuk bunları yani. Yine aynı şeyleri söyledi. Yine kafamdan vurulurum filan dedi. Aynı şeyleri söyledi. Dışarı çıktı işte. Böyle akşam 8-9 gibi dışarı çıktı. Ondan sonra bu olaylar patladı. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Biz küçük oğlanlar evde oturuyorduk yani. O da dışarıdaydı. Sonradan bu uçaklar falan geçmeye başlayınca ben telefon açtım kendisine. Dedim ki oğlum sen neredesin? Anne ben dışarıdayım dedi. Erdoğan çağırmış dedi. Ondan sonra milleti dışarı çağırdı dedi. Ben gidiyorum dedi. Oğlum nereye gidiyorsun dedi. Anne gidiyorum ben, bir şey olmaz dedi ya. Sen kapat telefonu, kapa dedi bana. Oğlum gel bak korkuyorum ben dedim yani. Ne yapayım? Bilmiyorum ki ben darbe olacakmış bir şey. Hiç haberim bile yok. Yani fark etmedim hiç yani. Aklımıza gelmez ki böyle bir şey. Yok anne yok kapat telefonu. Bir şey olmaz, bir şey olmaz dedi bana. Zaten çok yakında Fatih'teydi.
Oradan da direkt Saraçhane'ye gitmesi de 5 dakikada gitmiştir yani. Ondan sonra oralarda işte öyle o askerlerin karşısında ikna etmişler. Bayağı bir çabalamışlar orada yani. O, bir tane bir bey var, onu işte sahip çıkan, o şehit olunca. O da zaten akrabamız çıktı. Onun akrabası çıktı daha doğrusu o bey. O sahip çıkmış çantasına filan şey yapmış. Sahip çıkmış telefonuna, çantasına, kendine. Hep o sahip çıkmış. Orada vurulup düşünce o bey hemen onu almış, kucaklamış, hastaneye filan götürmüş. Ondan sonra o bey biliyorsun. Ondan da akraba çıktığını öğrenince Allah'ın işi işte. Hiç adamı tanımayız biz yani. Orada akraba çıktı adam. Allah'ın işi. Sen şehit olduğunu o gece öğrenmedin. O anlattı bize zaten. Yok, o gece mi öğrendin sen? Yok, o gece sana öğrenmedim. Sana haberi bir gün sonra. Tabii sabah. Sabaha kadar gelmedi. Ne kadar merak ettim. Dedim herhalde telefonun şarjı bitti. Hı hı. Ulaşamadım yani. Bir de hani bir hafta öncesinden Ramazan'dı ya. Ramazan'da da sabahlara kadar hep oturuyordu o. Hani oruç tutuyordu gündüz. Gece de oturuyordu kahvelerde falan, hani internet kafeye falan gidiyordu. Dedim herhalde yine öyle bir şey oldu. Hiç ben böyle bir şey olduğunu tahmin edemedim. Sabah oldu. İşte o bey yine aradı bizi. Böyle böyle dedi. Ömer yaralandı dedi. Söylemiyor bana yani şehit oldu diye. Panik yaptırmamak için herhalde. Zaten telefonu o açınca ben bir kere dedim, telefon sende ne geziyor? Ne yapıyorsun? Ömer nerede dedim. Ömer söyleyemiyor bir türlü bana, korkacağım diye herhalde birden söyleyemiyor. Böyle böyle dedi. Ömer dedi şey oldu dedi. Yani yaralandı dedi. Tabii ben başladım bu sefer. Nerede? Ne oldu? Paniklen. Soru yağmuruna başladım. Böyle böyle dedi. Hastaneye gelin filan dedi. Ondan sonra söyledi. Dedi ki Ömer şehit oldu dedi. Ondan sonra zaten kıyamet koptu. Biz kalktık. Ben bayılmışım düşüp yerlere, şok geçirdim, kalkamadım. Zaten ben öyle bir şey olduğu zaman bu dizlerimin şeyi gidiyor bende, panik atak var. Hissi gidiyor. Düşüyorum yere, bir daha toparlanamıyorum yani. Depremde, 99 depreminde oldum ben böyle. Ondan sonra geldi işte ailem geldi. Götürdüler bizi hastaneye. Ondan sonra biliyorsunuz zaten kıyamet koptu. Peki akrabanız olduğunu öğrendiğin adamdan bahsettin. Orada o an nasıl anlattı? Yani Ömer'le beraberdi o anda. Benim anladığım doğru mu? Tabii onlar beraber mi? Zaten Ömer önde. Ne diyor mesela? Şimdi burada niye önemli? Oradaki kahramanlığı nasıl anlattı? Onu da alabilir miyiz? Var mı aklında kalan? Yani Ömer nasıl bir mücadele etmiş? Ne demiş? Bir şey anlatabildi mi sana? Tabii anlattı. İlk evvela kızlar çıkmışlar öne. Kız grupları çıkmış öne. Ondan sonra o kız grupları onları ikna etmeye çalışmış. O. Yani çıkıyorlar ikna edelim diye. İkna edelim diye çıkmış kız grupları. Onları ikna edemeyince bu sefer erkek gruplar yani. Bizimkiler demişler ki kızlara, siz geri plana çekilin. Biz ikna etmeye çalışalım. Zaten o anda hani öbür vurulanlar, şehit olanlar hepsi birlikteler zaten. Aynı anda vuruldular ya. Ondan sonra zaten sıradan taramışlar. Arkadaşlar filan hani ikna etmeye çalışanlara filan, zaten oradaki o başları onların, o terörist, vatan haini, vurun demiş. Bunları ne konuşturuyorsunuz demiş. Taramışlar yani sıradan, hepsi zaten patır patır 17 kişi sıradan gitmiş, hepsi orada düşmüş. Yani abla şunu söylemek lazım. Şimdi biz bunu yapıyoruz gelecek nesillere bir örneklik teşkil etsin. Evet. Şimdi bize anlattığın Ömer dinine, mukaddesatına çok sahip, çok vatansever birisi. Çok vatansever. Fedakarlığı çok yüksek. Hizmet etmeyi çok seviyor ailesine, toplumuna. Çok. Bir lider kişilik. Çok liderdi. Çok temiz bir insan. Hakikaten muntazam, çevresi düzenli olsun bir insan. Evet. Ve kendi hayatını zaten özetledik. Nasıl bir karakteri var? Çünkü bunlar niye önemli Atike abla? Şundan önemli. Ya rastgele orada değil o. Yok, rastgele değil. 33 yıl buna hazırlanmış aslında. 33 yıl. Sadece o dakika oraya gidiyor da değil. Evet. 33 yıl tüm hazırlığı aslında fedakarlık üzerine kurulu, iyi niyet üzerine kurulu, merhamet üzerine kurulu bir karakterden bahsediyoruz. Evet. İmam bir karakterden bahsediyoruz. Aynen. O gününde imamlığını göstermiş. Hani, sizin oturduğunuz yerin, böldüm hakkını helal et. Yani. Hani biraz daha böyle ufuk açalım diye söylüyorum. Evet. Oturduğunuz yer Suriçi, Fatih. Evet. Şehidimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki Saraçhane Parkı'nda zaten, orada şehit oluyor. Zaten doğduğu büyüdüğü alanda orası. Hep orada yaşadı yani. Orada büyüdü, orada doğdu. Orada doğdu. Doğduğu yerde, semt orasıydı. Yani bu, aynı semte gitti. Bu hainler tam kalbi işgal etmeye geliyorlar.
evet. ve şehidimiz Ömer buna dur diyor. Evet. Abla tabii biz seninle çok zaman geçirdik. 3 yıl yani biz de evet, evet. ben de 15 Temmuz'dan sonra tanıdım ama yani tanıdığım ender böyle tatlılığı olan, bu kadar acıya, bu kadar sıkıntıya, strese rağmen hakikaten hayata dair ben gördüğümü söylüyorum. Hayata dair de bir umudu olan bir karakterin var. Yani evet. seninle oturan mutlu oluyor. Evet. Seninle oturan Allah kendini huzurlu olsun. Hissediyor, güvende hissediyor. Bence bu çok önemli. Evet. Yani demek ki sen Ömer'e de böyle bir evet. hayatı hazırlamışsın. Çok hazırladım. Ben yani bu çok... karakteri veren aslında en başta annesi. Her zaman derdim oğlum bak işine bak çok öğüt verirdim. Yani kale gibi başındaydım yani çocuk. Hepsinin ama aynı şekilde. Maşallah. Büyük oğluma da aynı şekilde. Küçüğe de aynı şekilde. Bak küçüğü biliyorsunuz. Biliyorum. Kızım da aynı şekilde. Hepsinin Maşallah. Başındaydım kale gibi. Yani onların hepsinin okumalarında, her şeylerinde ben onların başlarında kale gibi durdum. Hiç asla kendimden fedakarlık yaptım yani. Asla ödün vermedim. Hepsinin mesela okulda toplantı olurdu. Üç çocuğun toplantısı ben... İkisine zor yetiştirirdim. Üçüncüye başka bir ablasını sokardım mesela onun. Hmm. Okuda bulamazdım artık gönderecek. Giderdim öyle bir överlerdi ki Ömer'e şeydi derste öğretmenleri. Ben utanırdım. Halbuki niye utanıyorsun? Yermiyor ki övüyor senin Sevin. Çocuğunu. Sevin. Ben milletten utanırdım. Çok böyle mahcup hissederdim. O kadar överlerdi Ömer'e. Abla demin şöyle girdim lafa. Biz darbeden sonra tanıştık. Evine gittim geldim, seninle çok fazla muhabbetimiz oldu evet. ve davalarda çok beraberdik. Ve sen davaları takip eden evet. ailelerimizin başında gelen bir isimsin. Evet, elimden geldiği kadar takip ettim. Bu halinle yani sen kolay kolay böyle atak halde yürümen gel, yani herkes şimdi böyle izliyor. Evet. Konuşman çok seri, çok güzel ama bir hareket anlamında o kadar rahatlığın yok. Yani yok. Zorlanıyorsun. Evet, rahatsızım bunu niye söylüyorum? Işte. Evet. İnsanlar da bilsin diye. Evet. Buna rağmen sen... Fatih'ten Silivri'ye yüksünmedin. Her seferinde Yok. Elinden geldiğince orada olmak istedin. İşte gelmeye çalıştım çünkü duramazdım. Hakkımızı aramak zorundayız. Onlara bırakamayız yani. Onlar evet. cezalarını çeksinler. Ben onları göreyim gözümle. Bu katilleri görmek istiyorum. Göreyim tabii göreyim bakayım ne yapmışlar, ne demek istiyorlar yani. Onları takip ettim o yüzden hep. Yani kendi davam, çocuğumun davası değildi yani o başkalarının. Ama onlar da benim çocuklarım diye düşündüm. Ve ayrım yapmadım yani onlara destek amaçlı gittim çoğu. Peki orada dava salonlarında seni etkileyen direkt aklında da olmayabilir var mı? Verilen ifadelerde, söylenen sözlerde ya bu ne, bu da denir mi diyeceğin. Bir anı, bir hikayen var mı? O çok var, zorlu var. Zaman geçirdik çünkü. Var. Bir tanesi çıktı dedi ki karısını bile tanımadı. Bir tanesi çıktı dedi ki ben onu tanımıyorum yani karısını. Yani bu kadar olur yani. Yani yalanı bu fetöcüler yalana, yani, nasıl? Yalana bak insan karısını tanımaz mı? Nasıl hayatını bu kadar yalan yapmışlar? Yani. Çok yalanlar konuştular çok. Mesela biz silah sıkmadık. Kim sıktı bu kadar silahları bu insanlara yani? Biz ya atmadık yok sağa attık, havaya attık, sola attık, sola attık. Bu çok yalanlar konuştular. Şu anda onu rüyanda görüyor musun? Ne dersin? Nasıl görüyorsun? Aklına gelince neler geliyor? Bir de bununla alakalı söyleyeceğin bir çok şey varsa çok gördük rüyamızda. Isterim. Kardeşi de devamlı görüyor. Ben de çok gördüm. Hep dedi ki anne ben iyiyim. Bak ben ölmedim. Hep ölmedim ben diyordu anne. Ben yaşıyorum ölmedim. Her seferinde gördüğümüzde hep ben yaşıyorum. Ben ölmedim ki anne diyor bize. Hep yanınızdayım yani hep. Öyle gördük yani. Çok iyi gördüm ben. Maşallah. Çoğu, tabii çok şeyler gördüm de unutuyorum tabii zamandan. Sene geçti, kaç sene geçti yani üstünden. Ama çok güzel gördük. Kardeşi Faruk devamlı görüyor. Dün akşam yine görmüş. Hayırdır, dün akşam ne anlattı? Yine ben ölmedim diyor. Beraber maç, PlayStation oynuyordu onlar beraber ikisi. Abi Hı-hı. kardeş çok onlar iyiydi araları. Yine PlayStation oynamışlar işte. Ablasının evine gitmişler ondan sonra. Anne diyor bir uyandım diyor abim. Öbür abimle birlikte ablamın evine gitmişler presle. Beni niye götürmediniz demişti. O da demiş ki uyuyordun kardeşim sen demiş o da diyor. Devamlı görüyor. Devamlı. Yine ben ölmedim demiş yine. Siz nereden çıkarıyorsunuz ölümü falan diyor. Yani böyle devamlı. Şu anda Edirne Kapı mezarlığında metfon. Evet. Abla son sorum şu olsun benim. Bu kadar acıyı yaşadın ve en yani Rabbim bir... Evlatlar ayrılmaz ama senin muhabbetini fazla tutmuş ya da sen fazla tutmuşsun evet, Ömer'e. Ona çok bağlıydım ben Peki, ona. Peki Allah göstermesin bir darbe olsa evlatlarına yine çıkın derim. Gidin şu an der misin? Derim. Çıkın. Kendim de giderim. İşte bu.
Ben kendim de giderim. Al, bu sefer önemli. Daha bilinçlendim çünkü bilmiyordum çok, ki bir şey. Bu hainler bunu niye görmeli, duymalı? Kesinlikle kendim giderim. Bu vatana kimse başka. El kaldırmaya kalkmasın. Kalkmasın. Bizim bayrağımız inmez yere. Kesinlikle sen can inmez. Vermiş can ailenden verdik. Oğlunu vermişsin. Devlete, yine de diyorsun ki millete, yine çıkarım bayrağımız diyorsun. Bayrağımız göklerden kimse indiremez. Ezanlarımız da dindiremez. Kimse sesimizi kesemez bizim. Elhamdülillah. Allah inşallah kısmet etmesin onlara. Amin. Kısmet etmesin. Bizim bu cesaretimizi de daim tabii, kılsın. Daim kılsın tabii. Maşallah yani Allah. Şu halimle ben çıkarım tabii giderim ben diyorsun. Tabii ben çıkarım. İlk başta ben çıkarım. Bir duysam ben çıkarım yani. Asla bırakmam. Ben çıkarım en önde giderim. Bu vatan bizim. Bu vatan bizim. Bizim gidecek başka bir yerimiz mi var? Kimse. Onlar herkes geliyor buraya ama biz bir yere gidip bizi kimse kabul etmez. Bizim Türk milletimiz asildir yani. Merhametliyiz biz. Biz bak herkese yardım ediyoruz. Bize kötü davrananlara bile biz yardım ediyoruz yani. Bizim Türk milleti öyle fedakar, cefakar. Ömer. Bizim Türk Ömer milleti yani. Ömer. Ömer işte bak fedakar. Ömer. Bizde ne Ömerler var inşallah. Allah'ım inşallah çoluk çocuğumuz, torunlarımız da aynı şekil olsun inşallah. Zaten torunum Amin. Çok benziyor bir tanesi Amin. Ona. Ama o çok ahlakı güzel. Da çok benziyor. Kendi de çok benziyor inşallah. Öyle gitsin onun yolundan hayatı inşallah. Hayatı da öyle olur. İnşallah. Abla ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah görüşmemize, ederim. Sohbetimize zaten biz devam ediyoruz. Güzel bir program oldu. İnşallah. İnşallah tüm gençliğin şu andakiye bunu izleyen herkese ve gençliğimize güzel bir, efendime söyleyeyim, rol modeli de anlatmış olduk. Evet. Çok sağ olun. Tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim.